Hayalindeki işe henüz kavuşamayanlar ya da hangi okulda eğitim alacağına karar veremeyenler için birbirinden ilginç meslekleri araştıran Bu İşte Para Var, bu kez şiddetle elemana ihtiyacı olan bir iş kolunu görüntüledi. Kebap ustalığı. Her geçen gün Türkiye'de yüzlerce yeni restoran açılıyor ama işverenler çalıştıracak yetenekli ustaları bulamıyor. Hatta kebap ustası sayısı o kadar az ki işletmeler rakiplerinden usta transfer ediyor. Sektördeki eleman açığına bir dur demek isteyen Türkiye'nin önde gelen restoran sahipleri de bir araya gelerek bu soruna bir çare buldu. Kebapçılık Akademisi. Önümüzdeki yıl hizmete girecek bu okuldan mezun olacak gençleri ise hem diplomalı bir meslek hem de çok iyi paralar kazanma fırsatı bekliyor. Yıldır bu işle uğraşıyorsunuz. Evet. Sektörün ihtiyaçlarını da en iyi siz biliyorsunuz değil mi? Eksiklerini, nelere ihtiyacı oldu? Şu anda en iyi ihtiyacı olan iyi ustalar. İyi ustalar. Evet. Sizin de bu iyi ustaların yetiştirilmesiyle ilgili bir projeniz var. Evet. Nedir efendim? Bize biraz anlatır mısınız? Biz de şu anda Türkiye'de biliyorsunuz her defa farklı bir bölgenin bir mutfağı var. Bunu birleştirmek için uğraşıyoruz. Bunu birleştireceğiz. Farklı mutfakları birleştireceğiz. Tek bir ocağı şey olmayacak. Tek bir işte kasap olmayacak. Bir bütünleştireceğiz bunları. Bir okul sayesinde. Aynen öyle yapacağız. Peki sektörde iyi yetişmiş ustalara gerçekten ihtiyaç var mı efendim? Hem de çok. Bizim Adanalıların yanına gidip de desen ki işte ben iyi bir küşleme istiyorum veya da ben bir Ali Nazik yiyeceğim dediğin zaman ustasına sorduğun zaman tam olarak yapamıyor. Veya da bir Adana mutfağına gittiğiniz zaman Adana kebabını yiyeceğim dediğiniz zaman o da yapamıyor. Eksikliğini ya, kesin. Peki bu sorunu nasıl çözeceksiniz? Eğitimle bu işin üstesinden gelinir. Destek alacağız. Bizim kendi meslektaşlarımız hepsinde destek alacağız. Herkes bunda destek verecek. İnanıyorum ki hepsi destek verecekler. Yani bugün bu okulu açıldığı zaman herkes kendi ustasını verip orada yetişen adam bir bütün olarak yetişecek. Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Bir üniversite bünyesinde mi? Üniversiteyle bir anlaşmamız olacak. Bir üniversite bünyesinde anlaşmamız olacak. Orada bir eğitim tam olarak hani eksiksiz şekilde olması için. Bu üniversitedeki bu programlara katılan usta adayları, şefler mezun olduklarında hemen iş bulabilirler mi? Bizden, bizi yetiştirdiğimizde ben garanti ediyorum. Ki herkesin ihtiyacımız olduğu çok açık var hani bunda. Ben inanıyorum ki 1000 tane şu anda olsun, 1000 tanesi boşta durmaz. 1000 tane mezun verse okul. Evet, her sene 1000 tane mezun verse 1000 tane boşta durmaz. Yeni bir restoran açarken eleman bulmakta ne kadar zorluk çekiyorsunuz? İnan ki bütün meslektaşlarımızdan adam çalmaya çalışıyoruz. Niye? İyi ustayı bulmak için. Dedim ki eksiği var yani. Ben yetiştiririm tamam, iyi usta yetişmişim, iyi kebapçı yetiştirmişim. Çok benden. Ben iyi bir tane ızgaracı yetiştiriyorum. Bir bütün usta yetiştiriyorum bulmak için. İşte size burada şurada birinde bin almak zorundayız yani. Açık var yani. Bunun şu anda en, şu anda bir yer açmanın en önemli olan iyi bir ustayla çalışmak. İstediğin kadar en iyi yeri açıyorsan aç. İyi ustan yoksa, tam iyi bir kadron yoksa boştur. Peki bu iyi ustalar sanıyorum bir yerden bir yere geçerken transfer mi oluyorlar? Ya öyle demiyorlar da avans diyor. Avans deyip der istiyorlar yani. Avans istiyorlar. Tabii avans isteyecekler. Peki o okuldan mezun olan ustalar, bu işi A'dan Z'ye bilen, Türk mutfağını A'dan Z'ye bilen, kebabın her şeyini bilen ustalar iyi para kazanır mı efendim? En azından 7-8 milyar kazanır. Yani bir doktor, bir mimar, bir mühendis kadar para kazanır mı? O da bir bütün, çok iyi, o da ustadır. Mesela icat, mesela iyi bir ustaysa ya kazanır, niye kazanmayacak? Gerçekten kazanır, bu da çok rahat da kazanır yani. Bir de hani oturduğu yerden 10 yerde teklif alır. 10 yerden teklif alır? Tabii ya, hiçbir sıkıntısı da olmaz. İş sıkıntısı olmaz yani, dese ki ben iş aramamasına gerek yok yani, teklif var ona. Aslında kolay gibi gözüküyor ama hiç öyle değil değil mi? Öyle de kesin öyle değildir. Yani bir ustanın yetişmesi en azından 10 senesi 5 senesini alıyor. 10 sene. O da bir üniversite gibi yani nasıl 5 sene 6 sene okuyorsa bir mühendis, bir mimar oluyorsa en azından bir ustanın da 6-7 senesini vermesi gerekiyor.
İyi bir usta nasıl olur? İyi bir usta bir kere etten iyi anlaması lazım. El becerisi olması lazım. İyi bıçak kullanması lazım. Eti çok iyi ayıklaması lazım. Yani bir ameliyat diyelim sana. Dikiyorsun, biçiyorsun, efendime söyleyeyim ayıklıyorsun sinirlerini. Çünkü insanların ağız tadına hitap etmek gerçekten çok zor. Tüm kuzuyu ben ve Arif ustamız tüm kuzuyu şuradan alırız. Öbür taraftan kebap diye çıkartırız yani. Şimdi bu şekilde yetiştik. Canlı hayvanı keseriz, yüzeriz, soyarız. Kemiklerini ayıklarız. Sinirlerini ayıklarız. Zırka çekeriz. Sosa yatırırız. Efendim söyleyeyim. Ocaktan servise sunulur gider. Bunu da A'dan Z'ye yapan usta herhalde sanıyorum iyi paralar kazanır değil mi? Tabii ki yani geçimini sağlayacak şekilde iyi paralar kazanabilir. Usta var. Sanatkar bir usta var ama. Yani herkes var usta işte. Olabilir ama herkes sanatkar bir usta olamaz. Bunun için de eğitim şart değil mi? Eğitim şart. Peki o eğitimi de aldıktan sonra bir sanatkar usta olduktan sonra hiç işsiz kalırım korkusu yaşar mısın? Yaşamam. Yaşamam. Hiçbir zaman yaşamam. Yani, 20 bin, 30 bin, 40 bin liralar yani. Teklif ediliyormuş sadece transfer parası olarak. Aynen doğrudur. Size geliyor mu böyle teklifler? Doğrudur. Bir iki sefer geldi. Siz ne dediniz? Reddet. Reddettik biz. Türkiye'nin en önemli kebapçıları bir araya geldi. Sektörün en büyük problemini çözmek için harekete geçti. On binlerce kişinin ekmek yediği kebapçılık sektöründe ne yazık ki eğitim veren bir kurum bulunmuyor. Siz de nitelikli eleman ararken çok büyük sıkıntılar çekiyorsunuz değil mi? İnanılmaz, şu anda var olan en büyük sıkıntı bu. Çünkü gelişen ülke, gelişen Türkiye durmadan gelişen ve değişen bir ülke olduğu için inanılmaz hızlı bir gelişiyor ve değişiyor. Dolayısıyla ekonomik olarak da gelişiyoruz biz. Yani nüfus artıyor, her şey artıyor, her şey büyüyor, inanılmaz. Dolayısıyla bize ihtiyaç, acayip bir ihtiyaç çıktı meydana. Bu da kaliteli, bilinçli, kalifiyeli eleman. Bu yok. Olmadığı için de herkes birbirinin adamını çalmaya başladı. Gelişmiş ülkelerin hepsine bakın. Her mesleğin okulu var. Kesinlikle. Bizde hangi mesleğin okulu var diye size sorduğumda bana kaç tane sayarsınız? Sayamazsınız. Artık biz ülke olarak o noktaya geldik. Biz de büyük bir ülkeyiz. Biz de büyük düşünüyoruz. Dolayısıyla biz de artık bir noktadan başlayarak en azından ben mesleğimi ve meslektaşlarımla beraber el ele vererek bu okulu, bu meslek okulunu en iyi şekilde ve belki de ülkeye bir ilki oluşturacak, örnek olacak şekilde oluşturmaya karar verdik. En kısa zamanda ve milli eğitime bağlı olacak. Öyle adı okul olmayacak. Bu bir akademi olacak. Et sanatları, kebap sanatları akademisi olacak. Ve bunlar aynı zamanda bütün üniversitelerde de bizler ders olarak gireceğiz, çıkacağız, işleyeceğiz. İsteyen her üniversitede destek vermeye hazırız. Lise mezunu insanlardan, çocuklardan biz bu çocuklarımızı seçeceğiz ve bu eğitimi onlara vereceğiz. Yani her şey artık büyüyecek. Çünkü ülke büyüyor. İyi bir usta işsiz kalır mı efendim? Ha, imkansız. İyi bir usta nasıl işsiz kalacak? Talebi çok olur, iş yeri çok olur onun için. Ya iyi bir usta. İyi para kazanır mı efendim? Tabii, tabii. İyi bir para kazanır. Yani iyi ne kadar usta iyi marifetini ortaya koyarsa o kadar da para kazanır. O zaman gençlere söyleyelim, bu işte iyi para var, ekmek var. Bu işte ben çünkü 30 seneden beri bu işi yapıyorum. Bu işte iyi para var. Bu okulun nasıl faydası olacak? Şimdi ben buna çıraklıktan girsem bu 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl bir ustanın eli altında bunu öğrenmem için, ben şu şekil saplamam için yıllarım geçecek. Ama okulun ben bunu bir okulda, bir yılda bunu rahat öğrenirim. Sonuç itibariyle ustamız adam gibi bu kebabı bu şekilde, bu nakışlı bir şekilde işlediği zaman demirin üzerine bu kebabı nakış gibi bu şekilde işlediği takdirde asla bu meslekte aç kalmayacak. Bir de üzerine diploması olursa? Olursa hiç kalmayacak. Bu işe başlarken bu işin okulu yoktu değil mi? Kesinlikle yoktu. Yani okul olsaydı zaten şu anda hala okul olsa yani zaten olacak öyle bir proje var. Yani kesinlikle okula da devam edeceğim yani okula başvuracağım ben de. Yani siz yıllardır bu işi yapıyorsunuz ama yine de bir üniversite eğitimi, 2 yıllık bir meslek eğitimi alırım diyorsunuz. Kesinlikle. Peki nasıl etkiler? Bir diploma
Sizin kariyerinizi nasıl etkiler bu işte? Yani şimdi kime sorsan bu işi biliyorum diyorsun ama ne, yani bir kanıtı ispat olmak zorunda yani. Ben 9 senedir bu işin içindeyim zaten. Yani en alttan yetiştim tabii ki. Yani bir diplomam olsa belki çok daha tabii yani iyi pozisyonlarda belki dışarıdan göründüğünde çok daha iyi görünebileceğim yani. Etçilik sektörü için açılacak bu akademi diplomalı ustalar yetiştirecek. Peki diplomalı ustaların farkı ne olacak? Hemen dönüyoruz. Sizin diplomanız var. Evet. Hem de yurt dışından var. Nereden var efendim? İngiltere'den. Evet. Bu işin eğitimini aldınız. Evet, bu işin eğitimini aldık. Şimdi aynı İngiltere'den yine bir okulla anlaştık. Oranın diplomasını burada sunacağız bünyemizde. Artıları tabii ki uluslararası geçerlilik, iş imkanı. Tüm Avrupa'da, Amerika'da tabii ki arkadaşlarımız yani öğrencilerimiz bunun karşılığını çok çok fazla alacak. Diğer sektördeki meslektaşlarımızdan daha fazlasıyla. Çünkü biliyorsunuz yeni bir trend ve talep çok fazla. O yüzden zaten uzun zamandır böyle bir fikrimiz vardı ve en yakın zamanda da bunu gerçekleştireceğiz. Bu işe başlamaya niyetlenen genç arkadaşlar mutlaka okulunu okumalı mı sizce? Şu anda ön kayıtlarımız başladı. Yani bunu söyleyebilirim. Ön kayıtlar evet, başladı. Evet, aynen öyle. Mutlaka okusunlar o kesinlikle, zaman. Kesinlikle, kesinlikle. Sektörün en büyük sıkıntısı eleman bulmak konusunda değil mi? Doğrudur. İşletme süper olabilir, etler süper olabilir, her şey güzel olabilir ama personel sıkıntısı hiçbir zaman sona ermiyor. İşinizi görüyorlar, güzel iş yaptığınızı görüyorlar. Müşterilerimiz bile elemanlarımızı kandırıp gidip işletme açmak istiyorlar. Ülkemizde birkaç milyonu aşkın işsizimiz olsa da birçok iş kolu çalıştıracak nitelikli eleman bulamıyor ve istihdam sorunu ülkemizin kanayan yarası olmaya devam ediyor. Ancak mesleki eğitime yönelik bu tip okullarla işsizlik sorununa bir nebze de olsa çare bulunabiliyor. Bu işte para var, birbirinden ilginç meslekleri araştırmaya devam edecek. Hoşçakalın.